Hocam bir başka soru var. Şöyle yazmışlar. Teist bilim adamları. Evrendeki bu düzenin rastlantısal olarak olmayacağını söylüyor. Ancak milyarlarca senelik süre ve deneme düşünüldüğünde bunun olasılığı yok mudur? Bunun olasılığı yok. Rastlantısal varoluş olarak bilinen, tesadüfi varoluş olarak bilinen olasılık kiplik mantığına göre yoktur. Kiplik mantığı, ihtimal mantığı. Yani evrendeki kiplik mantığına göre üç şey var. Biri şu anda vaki olan evren var gözümüzde gördüğümüz beş duyuyla. Bir mümkün evren var, bir de muhtemel evren var. Şimdi mümkün evrenle şu anda deprem olma ihtimali var. Fakat muhtemel değil. Onun için dışarıda çadır kurup durmuyoruz. Çok zayıf bir ihtimal. Onun için zayıf ihtimaller var, kuvvetli ihtimaller var ve vakiler olanlar var. Böyle bir düşündüğümüz zaman, evreni bu şekilde düşündüğümüz zaman olasılık hesapları yapılıyor kiplik mantığında. Hatta şunu söyleyeyim, 3 tane kalemi alıp biz atarsak üçünü de aynı uç üzerine gelme ihtimali nedir? Üç kalemi bak. Fazla değil. Attığımız zaman bir kalemin her atışta üst üste hep doğruyu yakalama ihtimali 10 üzeri 17. Bak tek kalemin. Bir sene diyelim o kalemi at, bu şekilde attım. Bir sene üst üste hep burnunun üzerine geldi kalem. 10 üzeri 17 ihtimal. Olasılık hesaplarına göre mümkün. İki kalem aynı anda atsan, ikisi de aynı anda aylarca attığın halde her sene öyle gelse o da 10 üzeri 17, 34 yaptı değil mi? Peki üç kaleme attığın zaman üçü de her seferinde isabet edecek. Her seferinde isabet edecek. Bunu 9 ay 10 gün atacağım bu kalemin. Her seferinde doğru karar. Her seferinde doğru karar. Bu 10 üzeri 51 tutuyor. Yani olasılık hesaplarında üç kalemin 9 ay 10 gün boyunca hep doğru kararlar vererek bir araya kendi kendine bir araya gelme ihtimali 10 üzeri 51. Yani olasılık hesaplarına göre 10 üzeri 50'nin üzerinde imkansız. E, şimdi anne karnında çocukta hücreler bir araya geliyor. İnanılmaz maddeler bir araya geliyor. Hep doğru karar vererek hep doğru karar vererek 9 ay 10 gün sonra bir canlı insan çıkıyor. O halde bunun tesadüfen 9 ay 10 gün içerisinde var olması matematiksel akılla mümkün değil. O halde bunu görünmeyen, bizim şu anda beş duyuyla görmediğimiz bir gerçek açıklamalı. Yani evreni biz beş duyuyla açıklayamayız. Bunu kabul edeceğiz.